Burada olmak önce bir vicdani borç bence. Yani hem İstanbul'daki Ermeni arkadaşlarım, yine benim eski dostlarımdan Hrant Dink, hepsi için bir borç olarak görüyorum. İkincisi de hani siyasi olarak da burada bulunmak gerektiğine inanıyorum. Ve 1915 yılında ismi ne olursa olsun, soykırım diyenler var, katliam diyenler var. Ama hani Türkiye'de, Anadolu topraklarında Ermeni ulusuna karşı çok ciddi bir operasyon ve katliam yürütüldüğü kesin. Asla bir tehdit altında kendimi hissetmiyorum. Çünkü ben konuşan bir insanım. Gerçi bütün çocukluğumuz susmakla geçti, susturulmakla geçti. Çünkü bizim annelerimiz, babalarımız 1915'in torunları. Benim annem Sivas'tan gelmiş, babam Mudanya'dan, Bursa'dan gelmiş. Her ikisini de dedeleri yok edilmiş diyelim, kelimeyi kullanmamak için. Yok edilmişler. Dolayısıyla bizim çocukluğumuz, aman oğlum sesini yükseltme, sokakta Ermenice sakın konuşmayasınız. Hükümetten istediğimiz şey sadece, kardeşim çok haklısın, Osmanlı devrinde, Osmanlı İmparatorluğu'nda işte İttihat Terakki'de böyle bir şeyler olmuş, acınızı paylaşıyorumu daha büyük harflerle, daha yüksek sesle söylemeleri. Yoksa ben öyle toprak, moprak, ancak Ermenilerin elinden alınmış olan topraklar tabii ki bir şekilde geri verilsin. Şeklen geri verilsin. Ama o diasporadan gelip de o topraklarda yerleşip orada hayatlarını idame ettirebilecek diaspora Ermeniler olduğunu ben sanmıyorum.